Ramazon'dan beri bağlanı olmayıp degan profil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleyküm selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Doğru salamat mısınız? Alhamdulillah, rahmat. Şaşırı Ramazon'dan beri bağlanı olmayıp da nakıl bağlanı işte nasip kurdu Allah ki hem de olsun. Bir hadis hakkında savunum var mı? Hop. Fatihasız okulgan namaz namaz degan hadis bor ekan. Xo'p. Lekin biz masjidda imom yaxshida qilib o'qiganimizda Fatihani ichimizda o'qishimiz kerakmi yo hadisga amal qilishimiz kerakmi? Ya'ni imom ichida qiroat qilsa ham yoki tashida qiroat qilsa ham biz quloq qoqqandan keyin faqat iqtido qilishimiz kerak. Shunda ichida qiroat qiladimi yo tashidami biz ham Fotihani o'zini o'qishimiz kerakmi yoki o'qimasdan shu imomga iqtido qilib namoz o'qishimiz kerakmi? Xo'p. Bu hadis bilan Fotihasiz o'qilgan namoz namoz emas deyilyapti. Xo'p. Shu masalada tortishib qoluvdi. Imomga iqtido qildim deb quloq qoqqandan keyin Fotihani o'qimaysan, iqtido qilasan imomga deb bir do'stim bilan tortishib qoluvdim. Fotihasiz o'qilgan namoz namoz emas degan hadis bor deb qoldida. Aynan o'sha Ramazonda xatmaga ketayotganimizda tortishib qoluvdi. Shundan beri bog'lana olmayapmiz. Xo'p. Tamam. Hozirgi savolingizdan ya'ni bir narsani bilishimiz kerak. Hadis shariflar payg'ambar alayhissalotu vassalomdan muhkam hisoblangan 4000 ga yaqin hadis bor. 4000 ga yaqin hadis bor. Aynan siz aytayotgan namozga aloqador, Fotiha surasini o'qish, o'qimaslikka aloqador masalalarda 10 ga yaqin hadis bor. Bitta hadisni olib shu hadisga ko'ra kimnidir ayblab, kimnidir to'g'ri, kimnidir noto'g'ri desak, nima qilgan bo'lamiz? Xato qilgan bo'lamiz. Chunki bunga o'xshagan mavzularda biz umumiy fonni ko'ra bilishimiz kerak. Umumiy fon nima edi? Umumiy fon shu mavzuga aloqador hamma hadislarni bitta joyga jamlab, ularning tartibini qo'yib, hadislar to'g'risidagi xulosaga kela oladigan iqtidorga ega bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Nimaga? Chunki mana sizga o'sha hadisga aloqador boshqa hadislarni ham keltiraman. Peygamber aleyhissalatu vesselam aittiler ki, sahih hadis bu ha. La salaten limen lem yakara bi fatihatil kitab dediler. Fatiha suresini okumagan namaz, namaz emas dediler. Yine bir hadis var. Peygamber aleyhissalatu vesselam aittiler ki, bu Ebu Davud'da benimce rivayet. Men salla salaten lem yakara fiha bi ummul kitab. Fahiyya khidajun, fahiyya khidajun, fahiyya khidaj, gayra tamam, dediler. İkinci hadis bu. Aytdılar ki, kim namaz okusa, uşa namazıda ummul kitabını, Fatiha surasını okumasa, o khidajdır, 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 gayra tamam, tügelmezdir, dediler. Khidaj, kimtik degen o zaman. Şimdi, yana bir başka hadis var, şu mavzuga alakadar. Unda Peygamber aleyhissalatu vesselam aytayaptılar ki, "Men kana lahu imam." Kimde imam bolsa, "Fa qira'atul imam lahu qira'a." İmamning qira'ati unga ham qira'at deyaptılar. İmam Buhari'de başka bir hadis var. Yana bitta hadis. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytayaptılar ki, "İnnema ju'ilal imam li yutimma bih." Nima uchun imom qilinadi? Namozni ado qilib berishlik uchun. Fa iza kabbara fakabbiru. Imom takbir aytsa, takbir aytinglar. Va iza qaraa fa ansitu. Agar u imom qiroat qilsa, sizlar jim turinglar. Deyaptilar. Ikki xil hadis, ikki xil mavzuda, ya'ni bir xil mavzuda go'yo zohiridan bir-biriga nima bo'lib qoldi? Zıt bıp kaldı. Bir cayda namaz namaz mas diyebdiler. İkinci cayda arkadaki adam ki kıraat kıma diyebdiler.
Bu taarruz deyiladi. O'zaro bir-biriga muorus kelib qoldi. Ana endi nima o'rtaga chiqadi? Mana shu vaziyatlarda. Demak, hadis ilmiga ya'ni vaqif bo'lishlik, hadis ilmidan xabardor bo'lishlik lozim bo'lib qoladi endi. Qaysi bir hadisga amal qilib yurgan ikkinchi tomonni inkor qilsa, u ham hadisni inkor qilib qo'yayotgan bo'ladi. Nima qilamiz desa, demak fuqaholar Abu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmed, İmam Malik rahimahumullah'ların mezhepleri mana şu meselelerde içtihat usullerini ortaya koyuştu. Kim hohlasa özü etken gapni gapirib kete uğruşligiga yol koyuşmadı. İmam Şafii aittiler ki namazı namaz bu meydi, nima qilish kerak? Arkada turgan adam hem Fatiha'nı okuş gerek. Fatiha'nı okusa namazı namaz bu meydi. Hadisler, deliller bu. Yukarıdaki hadis, yukarıdaki deliller. Şularının vacihi, şularının dalalatı şunge. Hulasa birişlikke ündeydi, tutku baladı. Deyildiler. Abu Hanife, rahimahullah ham bu hadislerini körgen mi? Körgen. Bir peytler, aşı Abdullah Züpar'ı okşagen bittesi çıkıp, yok, uşanı özü mü? Aytken dedi. Abu Hanife'ye, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab hadisi yetib bormagan deganlar. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan ekan. Bu hadisni ko'rmagan ekanlar, shuning uchun nimaga orqadagi odamga Fatihani o'qima, o'qimaydi degan ekanlar. Gapni qarang. Osonda Hanafiy mazhabining fiqhini ko'radida go'yo Hanafiylar o'zini fikridan, o'zini shaxsiy tushunchasidan fatvo aytganda. Yo'q, Hanafiylar oyatdan dalil keltiradi. Hadisten delil keltiradi. Oxirida vajhud dalilni keltirganda boshqa mazhabdan ko'ra bizniki mantiqqa yaqinroq ekanligini ham ko'rsatib beradi. Abu Hanifa rahimahullohning Musnad degan kitoblari bor. O'zlari rivoyat qilganlar. Hadisni Abu Hanifa rivoyat qilgan. Abu Hanifa rivoyat qilgan. Bu hadisni Abu Hanifa rivoyat qilgan. O'zlari. Ya'ni la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitob hadisi Abu Hanifa rivoyat qilgan. O'zlari rivoyat qilgan hadisdan o'zlari bexabarmish, yetib bormaganmish. Bunaqa oson gapirib yormaslik kerak. Mujtahidlar to'g'risida biroz ya'ni hurmat saqlash kerak. Ularni makonatini, ularni maqomini esdan chiqarmaslik kerak. Abu Hanifa ko'rgan bu hadisni. Faqat bu hadisdan ko'ra Imom Buxoriyning hadislari, boshqa hadislar va oyat bu hadisni boshqa ma'noda ekanligiga xulosa qilgan. Demak, ikkita hadis bir-biriga muorus kelib qolsa, muorus kelib qolsa, ularni o'rtasini kelishtirish uchun alohida usul o'ylab chiqilgan. Uchta usulni aytadi ulamolar. Birinchi usul nima desa, agar ikkalasi sahih bo'lsa, sanatlari sahih bo'lganda bu muorazani o'rtasida gaplashamiz. Agar bir hadis zaif bo'lsa, o hadisni sahih hadisga nima qilmaymiz? Qarshi qo'ya olmaymiz. Hadislar bunaqa bo'lib qolganda birinchi o'rinda nima qilinadi? Nosih mansux masalasi ko'tariladi. Nosih mansux. Birinchisi oldin aytilgan, ikkinchisi keyin aytilgan degan da'voni qilasiz va uni isbotlash kerak. Isbotlashlikda 120 ta. Yo, nosih mansux emas, muvofiqlashtirishdir. Nosih mansuxni bu hadis qachon aytilgan, undan keyin qaysi aytilganini isbotlashga juda katta ter to'kish kerak. Farazan isbotlay olmadik. Qaysi biri oldin, qaysi biri keyin kelganligini bilmadik. Nima qilamiz desa, ikkinchi uslubga o'tiladi. Ikkinchi uslub muvofiqlashtirish. Hadislarni muvofiqlashtiramiz. Muvofiqlashtirishlikni, muvofiqlashtirishlikni. Masalan deylik La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Sahih hadis mi? Sahih hadis. Bu hadisinin manası yukarıdaki Buhari'nin hadisindeki manaya zıt kep kalıyordu. Nima qilamiz desa bu hadis yani ikinci hadis gayrı tamam hadisi bilen kayıtlanadı da mükemmel namaz bu miydi? Namaz namaz bu dedi. Mükemmel namaz bu miydi? Degen mananı ifade kıladı. Bu birinci muvafıklaştırış. Muvafıklaştırış çünkü okşayan usulleri var. Çünkü bunge neydi? Abu Hanife keltiradılar. Bunge huddu şu şekilde bir başka hadis var.
La salata li jaril mescidi illa fil mescid. La salata li jaril mescid. Mescidinin koşnusunun namazı namaz emas illa mescidde namaz. Bu hadisini barcha müştehid ulamalar kamil namaz bu miydi manasını düşünüşken. Bir arta adam mescidinin koşnusunun namazı uyda okusa namaz bu miydi demeyin. Kamil namaz bu miydi? Bir kişilik namaz boladı, cemaatka çıksa 27 derece boladı. Uşa farkı var. Matın bir hıl, fakat şekil harkıl. Demek bunu hamdime deyiledi, gayrı tamam deyiledi. Muvafıklaştırış. Üçüncü üslup tercih deyiledi, tercih. Tercih ne demek ne dese, bu hadis, bu hadisten göre küçülüyorak. Ana şu tercih usulünü ulamalar 120 te usulünü ortaya koyuşken. Köpeytirgen, kemeytirgenler var da 120 te esas. Bu hadis, bu hadisten köle küçülüyorak deyiş için 120 te üslubunu biliş gerek. 97-98. Üslubde Bukhari ve Müslim rivayet kılınan hadisler başka hadislerden köle üstün hesaplanır. Bitti. Bu bitti halas. Uyan halatki kadar deyiledi. Karay. Şimdi Hanefiler orkadaki adam Fatiha'nı okumasa okumaydı, deydi. Yukarıda İmam Buhari'nin ya başka ravilerinin hadislerini keltirişedi. Ha? Yani İmam Ebu Hanife'nin nazdede mursal hadis eğer sanadı sahih bulsa hüccet. Usulümüz var da bizde. Mursal degen hadis turuku var. Mursal ne maddesi? As-sahabiyyu anhu sakat. Kayda şu. Sahabe rivayette düşüp kaladı. Tabi'in Resulullah'tan de rivayet kaladı. Başka mezhep ulamalar nazdı da bu zayıf. Bizim mezhepte bu hüccetke ötedi. Biz bazı bahslarımızda bu hüccet ayetinin dalaletine göre mursal ayetini kuvvetleydi. Ayette ne mi? Allah Teala ayette eydi ki فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ dedi. Fakra'u ma tayassara minel Kur'an. Namaz okuyatken peytinizde Kur'an'dan müyesser bolgeniniz ne okuyun dedi. Bana şu ayet umum manaya dalalet kıladı. Fatiha'nın okuş şart koyulma yaptı Kur'an'da. Sizde müyesser bolgeninizi okuyun deyildi. Biz ne mezhepke göre kemide uzun ayetten bitti ayet. Bu mesela üçte ayetini okuştuk bile namaz namaz boladı. Kısa ayetten. Bana şu ayet asas bizni Hanefilerde fakra ummeta yassara minel Kur'an. Fatiha suresi namazının farzlarından emas, vaciplerden. Onu terk eden adam namazı namaz boladı, secde sahu kıladı. Arkadaki adam Fatiha'nı okumaydı. Yukarıdaki hadisler innema cu'ilel imam li yutimme bih hadisi bilen kayıtlanadı. Şimdi mantıklı cevabe geldik. Mantıklı cevabı. İmam Şafii Fatiha'sız namaz namaz mas deydiler o. Lekin rekatını kaçan topamız degen savolga rekat rükuda topiladı deydiler. Siz imamsız ya ki imam namaz okuyaptı da rükuge gitti. Arkadan keldiyiz keç kalıp ve iktida kıldıyız. Allahu Ekber deyip rükuge yettiniz. Uşa namaz namaz boladı mı? Uşa rekat topken bolasız mı dese İmam Şafii topken bolasız deydi. Biz aytemiz ki demek Fatiha'nı okuma diyor arkadaki adam. Fatiha'ya yitip gel alma diyor. Rekatını taptı mı? Taptı. Men adraka rak'atan fakat adraka salah. Bu hadis bana bu hadislerini hem umumileştirdi. Demek Fatiha'ya yitip gel almadı arkadaki adam. Onu okuy almadı. Lekin namazı namaz buldu. Uşa rekatını taptı. Ha demek İçtihat meselesinde Şafii'ler Fatiha'nı okumasa bu meydi deyip arkadakiler hem okuydu. Biz Hanefi'miz arkada durup okumayız. Demek ki delillerimiz küçülüyü biz nispeten. Yani biz Hanefi mezhebine ergeçerken biz ayetke, ondan kep çıkan dalaletlerge ve hadislerge, sahih rivayetlerge ergeçemiz. O şey Fatiha'nı okumagen namaz namaz mas degen hadisini kanday düşünemiz dese onu yem doğru düşünemiz. Kamil namaz bu meydi deyimiz. Çünkü mescidinin koşnusunun namazı namaz mas degen hadisinin kamil namaz mas deyip düşünüyoruz biz o. Hüddü şu üslüptü onu hem şuna uğramız deyiledi.
Bu umumi ilmi manada kısqara cevaptır. Lekin bu bu meselelerde tartışmayınlar biraderler. Sizlerden yana bir iltimas tartışmayınlar. Tartışış ilmi asasga ega bo'lishligi kerak. İlmi asasga ega bo'lmagan odam bitta hadisini o'qib, biz hadisga ergashamizmi, mazhabga ergashamizmi desa, aslida mazhab ham o'zi uchun keltirgan hadislarga qarshi chiqqan bo'lib qoladi. U ham hadis keltirgan mazhablar birortasi o'zidan fikriy, shaxsiy tushunchasini o'zining mazhabiga qo'shmagan, qo'shsa olmagan ulamolar. O'zining shaxsiy fikri, hatto ba'zi fatvolari dalilga ya'ni muvofiq ko'rilmagani uchun shogirdlar tomonidan muxolifatlik qilingan, unga xilof qarshi chiqilgan. Ya'ni islom dinida shaxslar ideallashtirilmaydi. Kim bo'lishdan qat'i nazar, uning hurmati joyida turadi-da, islomning hurmati undan balantroq turadi. Shuning uchun dalillarga ergasharkansiz, mazhab ulamolarini bu masalalarda, bir qancha tanqidlar ostidan butun chiqqanligini, tanqidlarga yetarli javob berganligini islom ummati ko'rgan. Va shuning uchun bil ittifoq aytishganki, mazhablarga ergashish bu ummatning najoti hisoblanadi. Ming aylanib o'rgilib keling, mazhab ulamolari kelgan xulosaga kelasiz, to'g'ri yo'ldan kelsangiz. Bu masalada unda yana xatoga ketib qolib, chalkashib ketasiz. Shuning uchun nima keragi bor bir qurilgan binoni yana qaytadan qurishni? O'sha binoda yashasak bo'lmaydimi? Deydi ulamolarimiz. Tushunarlimi?